Mardin Mazı Dağı'nda 2018 yılında kamulaştırılan araziler, maden sahası olarak Cengiz Holding'e ait eti bakır tesislerine verildi. Bölgedeki köylülerin arazilerine Cengiz Holding'e ait iş makineleri girdi. Köylülerden Ramazan Erdin, arazilerini satmayınca kamulaştırma kararı çıkarıldığını hatırlattı. Hesaplarımıza dönümü 10 bin liradan paralar yatırıldı. Biz bu parayı da kabul etmiyoruz, dedi. Erdin, Cengiz Holding'e bağlı Etibakır Tesisine ait iş makinelerinin girdiği araziler için devlet arazilerimizi bizden alıp Cengiz Holding'e verdi. Bizim tapularımız hala elimizdedir. Davalarımız devam ediyor dedi. Köylüler araziye giren iş makinelerine karşı çıktı ancak bölgeye gelen jandarma köylülere engel oldu. Şirket avukatının köylülere 2018'de kamulaştırma yapıldı. Ne yaparsanız yapın bu iş olacak. Burası bizim maden sahamız dediği iddia edildi. 21 Haziran'da Erzincan İliç ilçesinde boru hattında yaşanan arıza sebebiyle çevreye, Fırat Nehri'ne siyanür sızdırdığı şikayetlerinin ardından faaliyetine son verilen altın madeni yeniden açıldı. Anagol Altın Madeni firması Bakanlığın izin vermesiyle yeniden faaliyete başlayacak. Anagold Altın Madencilikte yaptığı açıklamada atıkların uluslararası standartlara göre yapıldığını savundu. İliç Doğa ve Çevre Platformu duruma tepki gösterdi. Tüm Türkiye'yi zehirlemek üzere olan çöpler altın madeni kapatılmalıdır dedi.